Şimdi burada bir arım var. Bu sakin bir arı. Şu an maskesiyim. Üstünde herhangi bir şey yok. Bu aradan destek alıp şu hemen öndeki varova vurgunu yemiş bir arımız var. Ona vereceğiz. Çünkü arı varova vurgunu yemiş ve kapalı yavrusu var. Daha hala kapalı yavrunun içi bile varova dolu. O yüzden komple, yani varovadan kurtulabilmek için mecbur bundan kapalı bir çıta alıp ona gireceğiz. Evet, kapalı yavrulu çıtayı buldum. Arısını da önüne siktim. Şimdi bundan varova hasarlı çıtayı alacağız. Maskem yok. Arı hırçın. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Körüm sönmemiştir inşallah. Bir arıcı atasözü ne der? Maskesiz gir ama körüksüz girme. Birazcık duman çıkıyor bakalım. Şu ortada bir tane zaten kuluçka çıtası var. Onu alacağım elinden. Çünkü bakın şu kuluçka çıtası, hiç hayır yok o kuluçka çıtasında. Elinden alıp bunu gireceğim. Arada siktim zaten. Kendine gelecektir. Şimdi bu kuluçkayı ona giriyorum. Diğer kuluçkayı da silkeleyip alacağım. Bakın kuluçkayı elinden aldım. Şimdi yeni doğan bir yavru. Kanatsız. Bakın. Şöyle bakalım hemen. Özellikle doğmaya çalışanlara. Bakın doğmaya çalışan bir tane var burada. Onu çıkartacağım şimdi buradan. Bakın yeni doğan bir yavru. Bakın yeni doğuyor. Hemen çıkartalım buradan. Hop. Kanatsız. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Kanatsız. Yani şu kuluçka muhtemelen arıların birçoğu kötü durumda ve varova hasarlı. Yavru çürüğü vesaire. Bu kuluçkayla bu arıyı yaşatmanın bir anlamı yok. Bakın bir tane daha yavru çıkartıyorum. Bakın. Kanatsız. Yani bu kuluçka bu arıya, bakın şurada da yine varova kaynaklı çürümeler. Ya bu arının, görüyor musunuz? Bakın bakın bakın, varova var üstünde. Şimdi çıkarttım. Bakın bakın, varovayı görüyor musunuz? Ya bu çıtanın bu arıya hiçbir hayrı yoktu. Bakın her yer kanatsız arı dolu. O yüzden bakın yeni çıkan yavrulara bakın. Kanatsız yavrular. Bakın kanatsız yavrular. O yüzden bu çıta ya bulabilecek, bu yavruya asla acımayacağız. Ya bulabilecek en güzel şey ne? Tabii ki imha edeceğiz. Şimdi şu arıyı da açık unuttuk. Hemen kapatalım. Burada yağmaya gelirler. Bunu da hemen ortadan kaldırmamız lazım. Evet, bu çıtayı arıdan alarak kuluçka hasadı yapmış olduk. Çünkü şu yavruların bize hiçbir hayrı yok. Tamamı. Bakın yine varova gördüm. Varova yüklü. Varova dolusu bir. Her yer kanatsız arı. Bize hiçbir hayrı yok. Bunu ne yapacağız? İmha. Evet. Önüne de arı silkmiştim. Bunlar da bunun içine girecek. İnşallah bu kovana can olacaklar. Eğer müdahale etmeseydik ne yaparsak yapalım, bu arı sönecekti, yağmalanacaktı. Yani bir sürü sıkıntı olacaktı. Ne yaptım ben burada? Şu arkadaki güçlerden bir çıta yavruluyu aldım. Arısını bu şekilde önüne siktim. Ve bunun içinden sadece bir tane kapalısı vardı. Eğer 3 tane olsaydı 3'ünü de alırdım. Ama bir tane kapalı olduğu için kapalısını aldım elinden. Varova hasarlı. Ve arısını siktim. Tekrar kapalı yavruyu da içine girdim. O arada varova yükü minimum durumda. Yani çok da bir sorun çıkartmayacaktır. Hadi bakalım. Yani şu şekilde insan aklına aslında bu ana arıya bir sıkıntı gelir mi gelmez mi diye epey bir soru geliyor ama yapacak çok da bir şey yok. Zaten bu müdahaleyi yapmasaydık muhtemelen bu arı kışı geçiremeyecekti. Evet, varova öldürür. Varova mücadelesi yapmak lazım. Bu arı 3 kattan düşen bir arıydı. Yani ne kadar mücadele yapsak da varova toleransı yani iyi olmayan bir arıydı. Yapacak bir şey yok. Şu an aralığımdaki en fazla varova hasarı yiyen, 3 kattan düşüp 3 çıtalara 4 çıtalara kadar düşen bir arı. Mecburen de yaptık. Yavru hasadı, kapalı yavru hasadını yapmak zorunda kaldık. Ve yani bu arı yeniden canlanacaktır.
Kan arısı güzel. Yumurta atar. Şu an ne yapacağız? Şu an bir de varova mücadelesi yaptık mı tamamdır. Çünkü bütün varovayı dökmüş oluruz. Kapalı yavruyu kestim, böyle attım. Ama bunu kesinlikle böyle bırakmayacağım. Çünkü birazdan bunu yağmaya gelecekler. Bunu bir poşete koyup ya toprağa kazmak lazım, içine gömmek lazım. Ya da poşete alıp uzak bir yere, bir çöpe, başka bir arının da ulaşamayacağı bir yere. Çünkü arılar bunu yağmaladığında ne olacak? Yine üzerindeki varovalar diğer kovanlara dağılmış olacak. Bunu yine aynı şekilde imha etmemiz gerekiyor. Şimdi dün arı takviyesi yapmıştık bunu. Anarsına baktım. Gayet güzel. Arının nüfusu artmış durumda. Tekrar bir varova mücadelesi yapıldı. Evet, yani ana arı sağlıklı yaşıyor. Herhangi bir kesim olmamış. Demin baktık ama video çekmeyi unuttum. Şimdi besleme yaptım. Şu an bakamıyorum maalesef.